Merhaba, bugün size Virginia Woolf'un yazdığı Kendine Ait Bir Oda adlı kitabındaki alıntılardan bahsedeceğim. 8. sayfada diyor ki, eğer bir kadın edebi eser yazmak istiyorsa kendisine ait bir odası ve parası olmak zorundaydı. Çünkü o dönemlerde kadının edebiyat dünyası içerisinde kabul edilecek bir varlık gibi görülmesi için kendi odası olması gerekiyor ve parası olması gerekiyor. Eğer bunlar yoksa o kadın silinip gidiyor. Hem edebiyatta hem diğer değer verilme konularında hiçbir şekilde o kadına değer gösterilmiyor demeye çalışıyor. 15. sayfada bayanların ne yazık ki ancak bir öğretim üyesiyle beraber ya da bir tavsiye mektubuyla gelmeleri halinde kütüphaneye alınabilecekleri. Yani o zamanlarda kütüphaneye bile bayan, yani burada bayan demiş ama ben kadın demeyi tercih ediyorum. Yani kadınlar oraya kütüphaneye bile yani bir öğretim üyesiyle ya da tavsiye mektubuyla girebiliyorlarmış. Artık o kadar bir kadın değersizleştirilmesi var o zamanki toplumda. 44. sayfada bir cinsiyet bu kadar refah sahibiyken diğeri neden bu kadar fakirdi? Fakirliğin edebiyat üzerinde ne etkisi vardı? Sanat eserlerinin yaratılması için ne tür koşullar gerekliydi? Şimdi burada kadın ve erkek eşitsizliğinden bahsediyor o zamanlardaki. Yani bir cinsiyet erkekler bu kadar konum ve ekonomi sahibiyken ya da işte işlerinde bu kadar yüksek seviyelerdeyken kadınlar niye kendilerini bu kadar ihmal ediyorlar diyor. Böylece diğerin neden bu kadar fakir olduğunu sorgulamaya çalışıyor Woolf burada. 46. sayfada bunca kağıdın içine saklanmış olan gerçek parçacıklarını nasıl bulacağım? Bu kitaptan bağımsız olan bir alıntı aslında. Bu benim de aklıma gelen bir cümle. Yani bu kadar kitap okuyorum. Hani ama gerçekten bazı kitapları böyle binlerce sayfa okuduktan sonra ya bunca kağıdın içerisinde saklanmış olan gerçek parçacıklar acaba benim hayatımı etkileyecek olan gerçekler, esas böyle küçük küçük hap bilgiler acaba nerede diye sorgulamıyor değilim. 57. sayfada güç, para ve nüfuz erkeklerin elindeydi. Hem gazetenin sahibi, hem yazı işleri müdürü, hem de onun yardımcısı erkekti. Hem dışişleri bakanı, hem de yargıç erkekti. Erkekler hem kriket oyuncusuydu, hem yarış atlarına hem de yatlara sahipti. Hissedarlarına %200 kar payı dağıtan şirketin sahibi de erkekti. Burada iyice ataerkil bir toplumun fazlalaşmasından bahsediyor. Videonun sonlarına doğru feminizmle alakalı birkaç şeyden de bahsedeceğim ve Virginia Woolf'un da kısacık bir hayatından bahsetmeyi düşünüyorum bu konuda. Çünkü feminizmden bahsetmeden ve Woolf'un hayatına birazcık da olsa eğilmeden bu kitabı anlayamayacağımızı düşünüyorum. 61. sayfada yüzyıllar boyunca kadınlar erkeği olduğundan iki kat daha büyük gösteren bir ayna görevi gördüler. Bu ayna sihirliydi ve muhteşem bir yansıtma gücü vardı. Eğer bu güç olmasaydı dünya hala bataklık ve balta girmemiş ormanlardan oluşan bir yer halinde olurdu. Bütün kazandığımız zaferler gerçekleşmemiş olurdu. Yani şu anki bütün erkeklerin doğma sebebi kadınların var olması. Böylece bu erkekleri aslında bu kadar olduklarından büyük gösteren her erkeğin arkasında bir kadının olması gibi bir düşünce seziyorum burada. Çünkü erkeği olduğundan iki kat daha büyük gösteriyor diyor. Yani böylece yönetici konumlarına, toplumun üst seviyelerinde konumlara erişiyorlar gibi düşünüyorum. 69. sayfada kadınları korumaktan vazgeçmeniz lazım. Onları farklı işler ve farklı uğraşlarla baş başa bırakın. İzin verin ki asker olsunlar, denizci olsunlar, otomobil sürsünler, liman işçisi olsunlar. İşte o zaman kadınlar erkeklerden daha genç yaşlarda daha çabuk ölmezler mi? İşte o zaman birisi ortaya çıkıp uçak gördüm der gibi bir kadın gördüm demez mi? Kadınlık korunmaya muhtaç bir varoluş olmaktan çıkınca her şey olabilir. Burada korunmayla korunmaya muhtaçlık arasında fark var. Burada kadınları hem toplumsal rolleriyle hem güvenlikleriyle ya da hem yaşayışlarıyla günlük hayatlarıyla korunmaya muhtaç ve tehlikede olan varlıklar olarak yansıtıyor. Böylece hani o korumamız gerek gibi değil de aslında korumaya muhtaç olduklarından bahsediyor. Burada diyor ki korumaktan vazgeçmemiz lazım diyor. Hani onlar kendi kadınlıklarıyla ve kendi kadın olarak tanımlanmalarıyla bir yerlere erişebilirler zaten diyor. Ama sadece denemiyorlar diyor. Kendilerini bir potansiyelini görseler diyor aslında denizci olurlar, asker olurlar, otomobil sürerler, liman işçisi olurlar diyor. Fakat bunun için bizim onları korumaktan vazgeçmemiz lazım diyor. Bizim kadınları biraz kendi başlarına bırakıp onların kendi potansiyellerini görmelerine izin vermemiz lazım gibi anlıyorum ben. 89. sayfada dünya kadınlara erkeklere dediği gibi istersen yaz umurumda değil demiyordu. Dünya bunun yerine kaba kaba gülerek yazmak mı diyordu? Yazmak senin ne işine yarıyor ki? Burada artık ataerkilliğin bu dünyaya yansıtılan bir bakış açısı var. Yani artık o kadar ataerkil toplumlarda yetişiyoruz ki burada iyice dünyanın da artık bir ataerkil bir gezegen olduğundan bahsedilmiş. Bu arada ataerkilliğin tanımından
ve feminizmin kısa bir özetinden bu videoyu bittikten sonra bahsetmeye çalışacağım. 123. sayfada ama her şeye rağmen geçerli olan şey erkeklerin değerleridir. Kaba bir şekilde söylersek futbol ve spor önemlidir. Modaya düşkün olup güzel giysiler satılamak ise önemsizdir. Doğal olarak bu değerleri hayattan alınarak kurmacaya taşınırlar. İşte burada yine erkeklerin ve kadınların dünyasının farklılığından fakat genel olarak genel geçer muhabbetlerin erkek muhabbetleri üzerinden gittiğini görebiliyoruz. 127. sayfada benim çok çok sevdiğim bir alıntı var. İsterseniz kütüphanelerinizi kilitleyin ama aklımın özgürlüğüne ne bir kilit takabilir, ne onu bir sürgü ardında saklayabilir, ne de bir kapı ardında gizleyebilirsiniz. Ya istediğiniz kadar kitaplığı yakın, kitaplıkları yakın, Marie Curie'nin dediği gibi Endülüs kütüphanelerinizi yakın. Yani niye yaktınız diyor bunu aslında burada. Orada kütüphaneleri kurtarmak yerine, bir geleceğe eser bırakmak yerine, geleceğe başka başka kültürler bırakmak yerine kütüphanenizi kilitlemeyin diyor. Çünkü aklımın özgürlüğü varken ona ne bir kilit takabilir ne de onu herhangi bir şekilde hapishanelere sürükleyebilirsiniz diyor. Çünkü benim düşünme yeteneğim var diyor. Ve esas kütüphane aslında beynimin içindeki kütüphane diyor. Katılmadığım bir alıntıdan bahsedeceğim 134. sayfada. Romanlar genellikle panzehir gibi bir etki taşımazlar. Onlar daha çok uyuşturucu gibi bir etki taşırlar. Onlar insanların içini dağlayıp harekete geçireceklerine uyuşukluğa sevk ederler. Böyle olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de uyuşukluğa sevk eden romanlar vardır. Fakat bu genellemenin biraz böyle mesnetsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya benim için panzehir ve dağlayan harekete geçen romanlar da olmuştu. Mesela Nikos Kazancaksın Zorba romanı beni harekete geçirip içime böyle sanki bir panzer gibi bir etki yapmıştı. Aynı şekilde Robert Musil'in Niteliksiz Adam romanı yine aynı şekilde harekete geçirme işlevimi uyandırmıştı bende. Aynı şekilde Gecenin Sonuna Yolculuk kitabında bu kategoriye alabiliriz. O yüzden bu alıntıya katılmadığımı belirtmek istedim. 141. sayfada kadınların şu anki toplumlarında duygularını bizim yüzümüzden gizlemelerine bakış atan bir alıntı var. Kadınlar duygularını gizlemeye ve bastırmaya o kadar alışmışlardır ki kendilerine dikilen bir göz kırpıldığı anda fırlayıp kaçmaya hazır bir şekilde beklerler. İşte biz bu güvensiz toplumda kadınları artık bu hale getirdik. Keşke böyle olmasaydı, hani keşke korumaktan vazgeçseydik onları. Fakat zamanın etosundan gelen, mesela Hypatia'dan gelen bir kadın değersizleştirilmesi var. Yani kadınlar entelektüel ve bilimsel değerlerle uğraşınca onları kesinlikle hor görmeliyiz diyen bir tarih algısı ve dini görüşler olduğu için böylece kadınlar duygularını da gizlemeye ve bastırmaya alışan bir tarih sürecinden beslendiler. Bu yüzden de bu alıntının doğma sebebi oldu diyebilirim bu tarihsel süreç. 165. sayfada hiçbir çağ bizimki kadar rahatsız edici bir şekilde cinsiyetin bilincinde olmamıştır. Gerçekten de bizim bu en son hani son 100-200 yıl ya da şu an bulunduğumuz çağ cinsiyetin bilincinde çok üst seviyede bir bilinçte olan bir çağ. Böylece kadınlar ve erkekler kesinlikle kendi cinsiyetleriyle bir tartışmaya giriyorlar. Tamamen aslında erkekler erkek olduğunu kabul etseler, kadınlara karışmasalar, kadınlar da kendi tanımlarıyla kadın olduklarının bilincinde olup bir şey keşfetmek üzerine, bir potansiyellerini keşfetmek üzerine bir çalışmalar yapsalar, hiç böyle rahatsız edici bir şekilde böyle tartışmalara da girmeyiz diye düşünüyorum. 174. sayfada diyor ki hepimiz kadınsı erkek ya da erkeksi kadın olmalıyız. Şimdi bir alıntıdan bahsedeceğim fakat daha sonraları devam edeceğim bu kitaptan. Siyasi İdeolojiler kitabı var Andrew Haywood'un. Burada bütün siyasi ideolojiler anlatıyor. Burada feminizm kısmında diyor ki 261. sayfada feminist kelimesi ilk kez 19. yüzyılda ya erkeklerin kadınsılaşmasını veya kadınların erkeksileşmesini ifade eden tıbbi bir terim olarak kullanılmıştı diyor. Yani şunu da ekleyeyim, modern kullanımda feminizm hiç ayrım gözetmeksizin kadın hareketiyle ve kadınların toplumsal rolünü geliştirme girişimiyle ilintilidir. Yani bu 19. yüzyılda tıbbi bir terim olarak kullanılmasından doğan bir feminizm, feminist kelimesi var ve böylece Virginia Woolf'un 174. sayfasındaki alıntıda da hepimiz kadınsı erkek ya da erkeksi kadın olmalıyız diyor. Yani feminist bakış açısından bakmalıyız gibi bir düşünce anlıyorum burada çünkü tam olarak feminist kelimesinin de karşılığını bulmuş oluyoruz böylece. 180. sayfada entelektüel hürriyetler maddi şeylere bağlıdır. Yani kadınların kendi entelektüel hürriyetlerini belirlemesi gibi erkeklerin kendi entelektüel hürriyetlerini belirlemesi de maddi şeylere bağlıdır diyor. Bu yüzden kendinize ait bir odanız olsun diyor kadınlar. Kendinize ait paranız olsun diyor ki çalışıp kaleminizle para kazanın, kendi çabanızla para kazanın diyor. Böylece kendinize bir entelektüel hürriyet belirleyin, kendi entelektüel hürriyetinizi kendiniz belirleyin gibisinden bir şey anlıyorum. 187. sayfada da en sonlarında kadınlara, bütün kadınlara seslendiği bir kısım var. Çok etkileyici bir kısım.
Benim gözümde sizler utanç verici derecede cahilsiniz. Önemli olarak kabul görecek hiçbir keşifte bulunmadınız. Hiçbir imparatorluğun sarsılmasına neden olmadınız. Hiçbir savaşa ordunuzun başına gitmediniz. Shakespeare'in hiçbir oyununu siz yazmadınız. Gibi 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 böyle bir serzeniş var bütün kadınlara. Ya ben buradan anlıyorum ki kadınların çabalarını, potansiyellerini görmediği bir dünya görüyor Virginia Woolf ve kendi cinsine bir öz eleştiri getiriyor. Yani böyle pek kadın yazarla tanıştım diyemem. Yani kendi kadınlarına, dünyanın bütün kadınlarına seslenen, hani Dinle Küçük Adam kitabındaki gibi William Raich'in, orada da bütün küçük adamlara sesleniyordu. Burada da bütün kadınlara sesleniyor Woolf. Böylece siz hiçbir ordunun başında bulunmadınız diyor. Fiziksel gücü bahane ettiniz diyor. Siz bütün tarih boyunca kendinizi sakladınız diyor. Keşke biraz çaba gösterip, en azından edebiyatınızla para kazanıp, kaleminizle para kazanıp, kendi potansiyelinizi görüp böyle bir şeye uğrunuzu verip bir şey kazanabilirdiniz diyor. Fakat hiçbir şey yapmadınız diyor. Ben de bunu eleştiriyorum diyor. Böylece bu kitaptaki alıntılar şimdilik bu kadar. Kitabın alıntılarından biraz bahsettikten sonra size Virginia Woolf hakkında da bahsetmek istiyorum biraz. Kendisi 1882'de doğmuş, yani 19. yüzyılın sonlarında doğmuş. Fakat 1895 yılında annesini kaybetmiş. Böylece annesini kaybettikten sonra korkunç sesler ve korkunç sesler duymaya başlamış ve korkunç rüyalar görmeye başlamış. 2 yıl sonra üvey ablasını kaybetmiş diye hatırlıyorum, yanlış olmasın. Siz de bakabilirsiniz bunlara. 1904 ya da 1905 yıllarında da babası öldü diye hatırlıyorum. Yani etrafındaki herkes ölürken sanki bir kadın kendisi, bir tek o eksik hissediyor kendini. Ya böylece 22-25 yaşlarına kadar böyle bütün etrafındaki insanların bir bir eksilmesi var. Ya böylece kendisini özgürlükçü gruplarda buluyor, lezbiyen oluyor. Bir lezbiyenden bahsediyoruz aslında burada. Bir feministten ve bir kadından bahsediyoruz en genel anlamıyla. Tabii ki de bir feminist ve böylece size çok küçük feminizm alıntılarından da bahsedeceğim. Demin dediğime farklı olarak. Dedim ya hani kitapta ataerkillikten bahsediyor. Hani bütün bu sanki erkeklerin bütün yönetici kısımlarını kapmış olmasını dünyaya böyle bir tümevarım yapıyor ya. İşte şu bu şundan dolayı bu kitapta 267. sayfada diyor ki feministler babanın aile içindeki hakimiyetinin diğer tüm kurumlardaki erkek egemenliği de sembolize ettiğine inanmaktadırlar. Birçokları daha da ileri giderek ataerkil ailenin sistematik erkek tahakkümü sürecinin tam kalbinde yer aldığını, çünkü erkek tahakkümünü hayatın diğer tüm alanlarında, eğitimde, iş yerinde ve siyasette yeniden ürettiğini ileri süreceklerdir. Bundan ötürü ataerkillik genelde hem aile içinde hem de dışında basitçe erkekler tarafından yönetim anlamına gelecek bir genişlikte kullanılmaktadır. Yani Virginia Woolf bu kitabında size erkekler yönetmesin diyor, siz kendi kendinizi yönetin diyor. Kadınların kendi kendilerini yönetebilecek, tanımlarını da kendi kadınlıklarıyla oluşturabilecek güçleri vardır diyor. Fakat bunu yapmadığınız için diyor, bu tarihe kadar bunu yapmadığınız için diyor, benim için utanç verici de cahilsiniz diyor. Hiçbir ordunun başında bulunmadınız, hiçbir imparatorluğun başında bulunmadınız diyor. Böyle bir ataerkil toplumların oluşmasını sizler aslında sağladınız diyor. Aynı alıntının farklı devamında diyor ki, feministler erkeklerin bütün toplumlarda kadınlar üzerinde hakimiyet kurduklarına inanıyor olabilirler ama baskının derecesinin farklı kültürlerde ve farklı zamanlarda önemli ölçüde değişkin olduğunu da kabul ederler. Altta başka böyle garip garip bilgiler var. Mesela şöyle diyeyim. Gelişmekte olan dünyanın çeşitli bölgelerinde ataerkillik hala kaba, hatta korkunç bir biçim altında varlığını sürdürmektedir. Çoğunluğu Afrika'da 80 milyon kadın sünnet edilmekte, Hindistan'da gelin cinayetleri hala sürmekte ve kız çocuklarının çoğu kez istenmemesine ve bazen de ölüme terk edilmesine yol açan bir drahoma sistemi kalıcılığını muhafaza etmektedir. Nasıl ki bizde erkek kadına başlık parası veriyorsa, bu Hindistan'da tam tersi. Drahoma sistemi var. Ve orada kadınlar erkeklere böyle bir drahoma veriyorlar. Yani orada kız olarak doğuyorsanız Hindistan'da sizi kesinlikle sevmiyorlar. Çünkü yani kız olarak doğuyorsanız siz bir yük olarak doğuyorsunuz demektir ailenize. Böylece ataerkilli aslında bir bakıma toplumlar kendileri böyle oluşturuyor diyebilirim. Hani böyle cansızlıktan canlılığa geçen bir evrim süreci gibi, sanki ataerkillik de böyle kendi küllerinden kendi kendine doğmuş gibi anlıyorum ben. 280. sayfada diyor ki kadınlar daha çok erkek gibi olmaya uğraşmamalıdır. Bunun yerine kadınlar kendi kız kardeşliklerinin onları tüm kadınlarla birbirlerine bağlayan bağların farkına varmalı ve bunu kucaklamalıdırlar. Kesinlikle kendine ait bir oda kitabı bu alıntı üzerinde toplanabilir. Ya bu alıntıyı okuduysam ben kesinlikle
Kendine ait bir oda kitabını da bu alıntıyla beraber yorumlayabiliyorum şu an. Evet, Virginia Woolf'un kendine ait bir oda kitabını hem feminizm düşünceleriyle hem de Virginia Woolf'un kendi kısa otobiyografisiyle birlikte yorumladığım videom böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Virginia Woolf ve feminizm hakkındaki görüşlerinizi yorumlarınızda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Destek olmak amacıyla videoyu paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, alıntılarla kalın.